Evet, Dilara istersen sen ekran paylaşacaktın galiba. Evet, ben Siz ekranımı başlayabilirsiniz. paylaşayım hocam. Bir dakika, hemen paylaşıyorum. Umarım şu an görebiliyorsunuzdur. Evet. Hemen büyüteceğim şu an. Tamam, eğer herkes görebiliyorsa başlıyorum o zaman Evet, görüyoruz. yavaştan. Süper. Hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için Tufan Hocam size de. Umarım güzel bir sunum ve devamında güzel bir soru cevap olacak. O zaman yavaştan başlayalım. Bugün konuşacağım konu başlıktan da görebildiğimiz gibi robotlar ve ahlaki kararlar ve genel olarak ahlak felsefesi ve yapay zeka felsefesi etrafında olacak. Kısaca şöyle taslak olarak nelerden bahsedeceğim üstüne bir giriş sayfası hazırladım. Önce birazcık robotlar ve ahlak felsefesi, devamında ahlaki ikilemler karşısında karar vermek derken neyden bahsediyoruz? Birazcık buna değineceğim. Sona doğru da genel olarak bir varlığın ya da bir robotun ahlaki karar verebilmesini sağlayan şey nedir konusuna değineceğim. Özellikle bu kısmı daha çok direkt olarak tezimle alakalı olacak. Tamam, geçelim. Şimdi özellikle girişte, özetimde de bahsettiğim için kısaca bir düşünmenizi istiyorum. Çünkü ben bu konuları düşünürken ilk başta yapay zeka felsefesine girerken ilk karşılaştırılan konulardan birisidir bu. Mesela bir robotla satranç oynadığınızı hayal edin. Fotoğraflardan birisi Garry Kasparov, yıllar önce Deep Blue ile beraber karşılıklı bir satranç oynadığında ve kaybettiği bayağı ünlü bir haber olmuştu. Ya da özellikle bugünleri de ele alırsak YouTube'un size bir video önerdiğini düşünün. Ya da ailenizle beraber bir Netflix'de film izleyeceksiniz ve Netflix size açtığınızda size bir film önerdiğini düşünün. Genelde bunları düşündüğümüzde pek de endişelenmeyiz karşımızdaki YouTube'un bize video önermesinden ya da Netflix'in bize herhangi bir film önermesinden çok da rahatsız olmayız. Ama mesela diğer yandan bir hastaneye tedavi olmak için gittiğinizi düşünelim. Bir hastasınız ve odaya girdiğinizde karşınızdaki doktor bir robot. Sanki bunu düşündüğümüzde bir tık endişeleniriz. Yani bir tık çok da rahat hissetmeyiz. Ya da mesela bir filmde de gerçek hayatta karşınızda bir robot ordusu olduğunu ve sizin yaşadığınız şehre saldırdığını hayal edin. Normalde bir insandan oluşan bir robot, insandan oluşan bir orduya göre çok daha fazla endişeleniriz aslında karşımızda bir robot ordusu gördüğümüzde. Peki neden? Burada tekrar bu slaytta belirtmek istediğim konu bu. Robotlarla satranç oynama konusunda endişelenmezken neden ordularda asker olarak kullanılacak robotlarda ya da hastanelerdeki doktor olarak bizle ilgilenecek robotlar hakkında bu kadar çok endişe duyarız? Aslında bu soru direkt bizim iki ayrı yapay zeka türünden, iki ayrı endişelendiğimiz konudan bahsetmemizin girişi. Çünkü burada birazcık ahlak felsefesine giriyoruz. Ahlak felsefesi ve robotlar konusuna. Çünkü ahlak felsefesi genel olarak ilgilendiği konular bir şeyin ahlak olarak yanlış veya doğru olması için ne demektir? Ya da diğer bir soru, kötülük veya iyilik gibi kavramlar herkes için aynı mıdır? Bütün bu soruları kapsayan bir noktada aslında ahlak felsefesi. Ve robotları da içine aldığında mesela bir YouTube'da ya da bir YouTube hakkında, Netflix hakkında ya da satranç oynayan bir robot hakkında endişelenmezken niye bir doktor ya da bir asker robot hakkında bu kadar endişelenmemizin temelinde bu robotların bizim sosyal ya da politik hayatımızda kararlar verebilecek olması ve bu kararların doğası da ahlaki kararlar. Çünkü normalde bir insan bir doktor bir hastasını kaybettiğinde ya da bir asker yanlış bir insanı öldürdüğünde diyelim savaş sırasında bu insanlar bu yaptıkları hareketten dolayı ahlaki karardan dolayı suçlu bulunurlar ya da onların belli bir sorumluluğu olduğuna inanılır. Legal ya da yani legal ya da ahlaki fark etmez. Onlara bir şekilde bu hareketlerinin doğru veya yanlış olduğunu analiz edebiliyoruz. Fakat robotlara geldiğinde sanki olaylar birazcık karışıyor. İlerleyelim.
Mesela ahlaki kararlar derken, ahlaki kararların temelinde aslında filozoflar daha çok ahlaki ikilemlerden bahsediyor. Herhangi bir ahlaki karar dediğimizde onun sanki ondan bahsettiğimiz şey bu kararın zor olması, temelinde farklı cevaplar verilebilecek olması bu karar hakkında yer alıyor. Burada bu slide'da ilk iki toplamda iki tane örnekten bahsedeceğim. Ahlaki dilemmalar ya da dilemma diyoruz genelde İngilizcesinde. Bu arada kusura bakmayın eğer İngilizce kelime sokarsam devamında mutlaka sorun bana ne demek istediğimi. Çünkü ilk kez Türkçe bu kadar detaylı anlatıyorum. Şimdi normalde ethical dilemma dediğimiz şey ahlaki ikilemler. Yani bir sorun karşısında ne yapacağımızın o kadar kolay olmadığı konular var felsefede. Özellikle ahlak felsefesi bunların üstüne bayağı ilerliyor. Mesela örnek olarak en önemlilerden birisi bu. Trolley problem diye geçiyor ama direkt soruna İngilizce ismini bilmeseniz de olur. Direkt ilerleyelim. Mesela kontrolden çıkan bir tren vagonu hayal edelim. Bu tren vagonu raylarda hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama siz makasa müdahale ederseniz karşıda iki tane yol var. Makasa müdahale edip bir tarafta olan beş kişi böyle raylara bağlı bir şekilde. Diğer tarafta da bir kişi var. Eğer makası değiştirirseniz beş kişiyi kurtarabilirsiniz. Ama değiştirdiğiniz için o önünde olan bu sefer yol değiştiği için bir kişinin ölümüne sebep olacaksınız. Şimdi makası değiştirir misiniz, müdahale eder misiniz, etmez misiniz? Bu insan bu beş kişiyi kurtarmayı seçiyor. Özellikle bu konuşmalarda, özellikle tartışmalarda en azından bu görülmüş. Diyorlar ki tabii ki de bir tarafta beş kişi var, bir tarafta bir kişi var. Özellikle o beş kişiyi kurtarmayı seçerim diyorlar. Peki bu sefer makası değiştirerek değil ama şişman bir adamı ya da şişman bir kişiyi iterek müdahale edebilecek olsanız ve yine de vagonu durdurabileceksiniz. Ama şişman insanı iterseniz bu sefer o şişman kişi ölecek, diğerleri kurtulacak, o kişiyi iter misiniz? Şimdi bu ikinci eklediğim fotoğrafta görürseniz slide. Bu sefer orada yolun üstünde siz varsınız ve şişman bir insanı itiyorsunuz ve ettiğinizde de vagon duruyor. Pardon. Şimdi bu sorulduğunda da çoğu insan bu koşullarda şişman insanı feda edemeyeceğini söylüyor. Oysa yine totalde baktığımızda yine bir kişi ölmüş olacak. Ve beş kişi kurtulmuş olacak. Yani sayılara baktığımızda pek bir farklılık yok gibi gözüküyor bu iki koşul arasında. Diğer bir örneğe geçelim. Bunun arasında yine konuşabiliriz soru cevapta. Şimdi ikinci bir örnek olarak düşünelim. Organ nakli bekleyen, ölmek üzere olan beş hastanın doktoru olduğunu düşünün. Doktorusunuz. Tüm çabalara rağmen aranan organlar bulunamıyor. Hepsi acı içinde kıvranıyor. Bu ölmek üzere olan altıncı bir hasta daha var. Eğer bu altıncı hasta ölürse tüm organlarını beş hastayı kurtarmak için kullanabileceksiniz. Ama aynı anda elinizde altıncı hastayı tamamen iyileştirilecek bir ilaç da var. Şimdi ne yaparsınız? Bu da mesela diğer bir ahlaki problemden birisi, yani bir ikilemden birisi. Çünkü karar vermesi o kadar da kolay değil. Hatta bir kısım daha ekleyelim. Peki ya altıncı hasta kendi babanızsa? Yine de onu ölüme terk edip, onun organlarını kullanıp beş hastayı kurtarır mısınız? Düşünelim. Şimdi olay bir tık daha zorlaşıyor. Şimdi eğer bambaşka tanımadığınız bir insansa sanki daha kolay mı o kişiyi feda edebileceğiz? Ama diğer yanda beş insanı kurtaracağız. Bu sefer eğer olay sadece sayıysa o beş insanı niye bu sefer kurtarmakta tereddüt ediyoruz? Şimdi böyle ahlaki ikilemler, ahlaki çıkmazlar içinde kaldığımızda karar vermesi genelde çok zor ve çok bir tık problemli süreçler içinde buluyoruz insanlar hayatları boyunca kendilerine. Ve bakalım robotlar, yani ahlaki sorunlar veya ikilemler karşısında ahlaki karar veren robotlar hayal edebilir miyiz? Bu sorunlardan birisi özellikle yapay zeka felsefesinin bu aralar şu an ilgilendiği. Bazı filozoflar buna özellikle yeni konuda yayınlar çıkaran filozoflar direkt hayır cevabını veriyor. Çünkü diyorlar ki bir robot asla bir insan gibi kendi iradesiyle karar veremez.
Yok yani sonuçta insan değil. Direkt kısa bir şekilde kestirip atıyorlar birazcık. Diğer filozoflar diyor ki aslında evet yani yakında bunu yapabilirler. Onlar da şöyle bir sebep gösteriyorlar. Çünkü robotlar eğer şimdiden bir sürü şey yapabiliyorsa insan zekasının yapabildiği ve her gün gelişmektelerse bu nedenle yakında ahlaki karar da verebilirler diyorlar. Daha olumlular yani bu soru karşısında. Peki. Ahlaki karar verme yetisini robotlara kodlayamaz mıyız? Bu da diğer bir soru bu tartışma sırasında. Fotoğrafta görebilirsiniz. Mesela öyle robotu hayal edin. Tıpkı insan beyin gibi içini açıp işte ahlaki karar verme ayrıntılarımızı bulup bunları koyabilir miyiz? Robota kodlayabilir miyiz? Peki eğer kodlayamazsak burada eksik olan şey ne? Bazı özellikle de bu robotlar bizden bu kadar zekiyse ya da bu kadar işte intelligence de oradan geliyor zaten. Ve sadece eğer biz de insanlar ahlaki bir problem karşısında aklımızla rasyonel bir karar veriyorsak sanki bunlar kolayca kodlanabilir gibi olması gerekmez mi? Bu kadar karmaşık bir süreç mi bu karar? Şimdi burada size birkaç tane olasılıktan bahsetmek istiyorum. Özellikle felsefede insanlar ahlaki konularda karar vermek için gerekli olan şeyler konusunda ortak bir fikre gelmiş değil. Yani herhangi bir ortak bir fikir yok maalesef. Aslında da iyi bir yandan çünkü tartışmanın konusu da bu. Mesela düşünün şimdiden soru cevap için. Sizce şu ekrandakilerden hangisi ya da hangileri ahlaki konularda karar vermek için en gerekli şeyler olabilir? Konuşmak mı, konuşabilme yetkisi mi, özgür olmak mı, akıllı olmak mı, sorgulayabilmek mi, zeki olmak mı, kendi irademizin olması mı, mantıklı kararlar vermek mi, ölümlü olduğumuz için mi ya da acı çekebildiğimiz için mi, hislerimizin olduğu için mi, duygularımızın olması mı ya da empati yapabildiğimiz için mi bu ahlaki ikilemler arasında karar verebiliyoruz? Bunları böyle bir düşünelim çünkü ihtimaller fazla. Özellikle bu ahlaki karar verme sürecinde evrimin ve sosyal duyguların önemli olduğunu iddia etmeye çalışıyorum. Şu an yazdığım tezimde, doktora tezimde. Çünkü sanki insanların böyle varsaydığı gibi bu yapay zekadaki o zeka isminden de gelen bir varsayımdaki gibi zeki olmak dediğimizde ya da sadece mantıklı düşünmek dediğimizde insanlar böyle daha duygulardan arınmış bir düşünce tarzı hayal ediyorlar. Ve biz bir karar verdiğimizde böyle zor koşullarda sanki böyle duygularımız olmadan çok kolay karar verdiğimiz bir hayalinde oluyor. Ama halbuki hatırlarsanız örnek 2'deki koşulda mesela 6. hasta eğer babanızsa insanlar hemen böyle bir tereddüt. Çünkü bir sosyal grup içinde, bir sosyal duygular içinde gruptaki insanları korumaya, onlarla bir iletişime girmeye dayalı bir yaşama biçimimiz var aslında. Ve bunları düşündüğümüzde sanki o kadar da bu eski işte 18. yüzyıl, 19. yüzyıl filozofların hayal ettiği gibi sadece böyle akılcı, rasyonel, çok fazla mantığa dayalı bir düşünce ve karar verme mekanizmamız yok gibi geliyor bana birazcık. En azından devam edelim slide'da gördüğünüz gibi. En azından mesela ahlaki kararları verdikten sonra kararlarımızı diğer insanlara tabii ki de anlatabiliyoruz kullandığımız dille. Ben Türkçe konuşuyorum mesela şu an. Deseniz ki bana işte bu insan öldürülmeyeceğini düşündün ve öldürmedin. Atıyorum ki böyle zor bir anda kendimi korumaya çalışırken oysa da öldürmedim. Ben size karar verme sürecimi açıklayabilirim. Çünkü böyle böyle diye. Çünkü birinin öldürmenin yanlış olduğu hissi zaten vardı içimde ve bunu yapmadım. Ve sonra size bunu konuşarak ifade ettim. Ama buradaki asıl kaynak sırf konuşup anlatabildiğim için mi? Ya da bunu düşünceye ya da akla uydurup size kanıtlayabildiğim için mi? Yoksa burada sosyal duygularımızın ve sezgilerimizin çok daha büyük bir etkisi mi var? Ben tezimde özellikle bu sosyal duyguların doğada grup halinde iletişim kurup insanların geçmişte yardımlaşabildiğini ve
Ve bu şekilde hatta hayatta kaldığı için evrimsel süreçte çok önemli olduklarını ve bu yüzden de insanların gelişiminde büyük bir katkıda bulunduklarını iddia etmeye çalışıyorum. Şu an bu yüzden evrim, doğa ve bu sosyal duyguların gelişimi ve bizim kararlarımızdaki etkisini araştırıyorum. Ve tabii ki de bu eski varsayımlardan gelen karar verme koşullarında hangi etmenin daha etkili olduğu, mesela bir geri döneyim birazcık slide'da, şu bir önceki slide'daki gibi çoğu filozof demesem de eskiden gelen bir alışkanlıktan, işte kendi zekamızla, kendi dilimizle, kendi akılcı düşünmemizle ya da sorgulamamız genelde bu karar vermede daha etkili olduğu, bir tık daha düşünülmek ya da belki o şekilde hayal etmek istiyoruz insanlar olarak. Ama günün sonunda birazcık daha ileri soruşturmalar yaptığımızda insanlar aslında duygularının da bu karar vermelerinde etkili olduğunu ve hatta belki daha da çok etkili olduğunu, mesela bir robot doktor sizi ameliyat sırasında ya da ne bileyim herhangi bir robot asker yanlış bir kişiyi öldürdüğünde o asker bundan pişmanlık duyup duymaması mesela bizi rahatsız ediyor. Şimdi bu robot asker sadece bu insanı öldürdü ve hiçbir şey hissetmedi ya da hiçbir his ya da duygu yoktu bu kararında. Mesela bu insanları bir tık da getirdiği için özellikle devam edeyim. Sosyal duyguların ben neredeyse bu akılcı düşüncemizin kaynağı olduğunu iddia etmeye çalışıyorum ve bunun üstüne araştırıyorum. Mesela diğer bir tarz robotları düşünelim. İşte mesela Siri ya da Robot Sophia. Robotlar şimdiden sanki ya da işte bu iPhone'da kullandığımız Siri bir şey sorduğunuzda sesli bir şekilde şimdiden konuşuyorlar size, cevap veriyorlar. Yani belki konuşabiliyorlar. Birazcık da konuşuyorlar demek ne kadar doğru bilmiyorum. Ama biz bu robotlarla gerçekten iletişime geçip onları sosyal hayatımızın her anına sokup güvenebilmemiz için ben yine de onların sosyal duygulara işlev olarak benzer bir şeye sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir robotun sadece o içindeki dataya ya da bilgiye göre telefonumda bana herhangi bir bu yer nerede diye sorduğumda cevap vermesi var. Bir de o gerçekten o robotun bunu sosyal duygular içinde benimle iletişime geçip bana bir öneri vermesi var bu herhangi bir ahlaki dilemmada. Çünkü ben telefonuma mesela acaba şu an karşımdaki kişiyi öldürmeliyim, öldürmemeliyim mi diye sormuyorum mesela. O yüzden bu noktada tabii ki de şimdiden robotların dil konuşma gibi özellikleri kullandığını düşünüyorum. Ama sorunun onların zeki ya da dili konuşup konuşma değil, daha çok sosyal duygularının eksik olduğundan kaynaklandığını iddia etmeye çalışıyorum. Bu kadar. Teşekkürler tekrardan. Teşekkür ederim. Ekranı bir paylaşmayı durdurayım. Geri dönersek döneriz. Olur, teşekkür ederiz. Şimdi Berfin, Alper var mı sizin sormak istediğiniz Dilara'ya bir şeyler? Hocam aslında ben başlayabilirim bir soruyla. Öncelikle çok güzel ve çok akıcı bir sunumda. Yani nasıl dakikaların nasıl geçtiğini anlayamadım. Çok başarılı buldum. Şey sormak istiyorum. Hani robotlara bazı şeyler hani yükleyebileceğimizden bahsettik. Mesela bir insan düşünelim. Geçmişte karşılaştığı onlarca yüzlerce insan, onlarca yüzlerce olay ve durumu bir robota yükleyebileceğimizden bahsettik. Ama sizce hani bu robotun geleceğinde onun işine yarar mı? Örneğin mesela benim geçmişimde hala olaylar ve durumlar, insanlar var ama gelecekte de bir sürü eklenmeye devam edecek. Biz robota bu verileri gelecek için ekleyemeyeceğimize göre sizce yani bu başarılı olur mu? Şöyle özetleyeyim söylediğin soruyu anladığıma dair. Diyorsun ki mesela biz geçmişte belli anılar biriktiriyoruz, belli insanlarla iletişime geçiyoruz ve bunları hatırlıyoruz gerektiği kadarıyla ama gelecekte de biliyoruz ki o insanlarla ya da yeni insanlarla iletişime geçeceğiz. Şimdi bu robotun geçmişi olabilir, biz ona kodlayabiliriz ama gelecek hakkında bir şey nasıl olacak? Yani gelecek hakkındaki şeyleri buna, ona nasıl bir geleceği olduğunu anlatmaya çalışacağız. Aslında yani buradaki sorun
Gelecek ve bizde de mesela gelecek olarak düşündüğün şey çok boş aslında. Biz sadece varsayıyoruz gelecekte birileriyle tanışacağımız ya da ben 5 dakika sonra şu an ölmeyeceğimi varsayıyorum ve yeni bir insanla tanışabileceğimi varsayıyorum. Ama robotta bu geçmişteki anıları ona kodlamaktansa robotun onu kendi anısı olarak algılayıp algılamama sorunu da var dediğin gibi. Şimdi robotu yani atıyorum ki bir robota işte belli bir insanın anılarını kopyalayalım. Robot direkt bu anıları oradaki bir anı bilgisine göre karar verdiğinde o kendilik hissinin nasıl geleceği konusu büyük bir sorun. Çünkü çoğu insan diyor ki kendin olabildiğin gibi hissetmen için o hayatı yaşaman lazım. Yani o deneyim dediğimiz şeyi yaşaman lazım ve bu çok böyle kişisel bir şey o deneyimi yaşayabilmek için. Mesela kimse bir berfinlik deneyimini şu an yaşamıyor senin dışında. Sen kendi bakış açından o deneyimi yaşıyorsun. Robotlarda da şimdi bu kişilik acaba nasıl içinde olabilecek? Ya da biz insanlar tamam çok farklı deneyimlerimizi yaşıyoruz ama bir yandan da çok da aynıyız aslında. Çünkü dili konuştuğumuzda ben senin ne tarz bir sorun ya da ne tarz bir sosyal duygu içinde olduğunu tahmin edebiliyorum mesela. Bana diyebilirsin işte geçen gün şöyle bir şey oldu arkadaşlarımla ve üzülmüştüm. Ben bunu az çok empati olarak anlayabiliyorum. Şimdi robotta çoğu insan şey diyor, biyolojik bir materyal ve biyolojik bir beyin yapısında olmadığı için zaten ona kodladığımız şeyleri de hisleriyle, kendi bedensel hisleriyle de algılayamadığı için elbette ki bilinç olması beklenemez diyorlar mesela işte. Öyle olduğu için gelecekte çünkü niye bu robot mesela birileriyle tanışmayı önemli bulsun ki? Ya da niye geçmişteki bir hayatını düşünüp ben geçmişte böyle bir bana ahlaki bir dilemma sunulmuştu ve ben bunu yapmıştım işte sonu kötü olmuştu gibi bir yaşamı olması için bize benzer bir hayat deneyimi olması lazım. Ama bu konuda da sana şöyle söyleyebilirim. Yeni araştırmalar bu yüzden aslında biraz evrim üstüne ilgilenmeye başlıyorlar. Çünkü evrimsel simülasyonlar denen şeyler var. Yani robotların şu an bedeni olsun ya da olmasın, dijital ortamda da belli evrimsel ortamlara koyuyorlar onu. Yani nasıl anlatabilirim onu bilmiyorum ama birazcık böyle sanki hayatta kalmayı programlamaya çalışan bir grup var. Onlar da diyor ki aa işte biz evrim ya da neye inanıyorsan artık Tanrı da olabilir ya da işte Allah neyse. Bu hayatın kurallarını, oyununu onlara benzer bir şekilde kodlayalım. Biz kodlasak da sonuçta onlar kendiliğini hissedecekler günün sonunda. Yani insanlar beni yarattı diye mesela şu an sana desem ki ben işte Berfin biz bir buluş yapıldı. Tahmin ettik ki işte tüm insanlık Allah tarafından işte yaratıldı, kanıtlandı ama Allah böyle çok atıyorum ki böyle çok gelişmiş bir uzaylı. Sen şey demeyeceksin ki tamam yani öyleyse öyle ben sonuçta kendi hayatımı yaşıyorum ve bu beni etkilemiyor gibi düşünüp devam edeceksin. Şimdi acaba yapay zeka da ileride tamam beni insanlar yarattı ama sonuçta benim de bir farklı bir yaşama biçimim var diyecek mi? Yani birazcık genişlettim şu an konuyu ama dediğin şeye katılıyorum. Yani anıların olması ve gelecek beklentisi insanın belli bir hayat süreci beklentisinden kaynaklanıyor. Ama mesela hepimiz öleceğimizi de biliyoruz ama ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Ve o yüzden yeni deneyimler sürekli mümkünmüş gibi gözüküyor. Ama bir yapay zeka acaba hayatta kalmak yani biyolojik olmadan onun için hayatta kalmak ne demek olacak? Yani fişini çektiğimizde ona bunun ölüm olduğunu anlatabilecek miyiz? Yani şu an seni durdurabilirim diyebilecek miyim? Yani böyle sorular olduğu için olay sadece anılar ve gelecek değil, daha çok nasıl bir gelecek ya da onun o anıları nasıl anlayacağı üstüne birazcık da. Teşekkür Umarım. ederim. Alper, senin var mıydı bir sorma senin için? Hocam, savaş teknolojileri anlamında soracağım. Robotların savaş teknolojilerine kullanılması insanlık adına iyi sonuçlar doğurabilir mi? Mesela robotlar mesela savaş teknolojileri kullanıldığı zaman yani insanlar daha çok nüfusa sahip olabilecek. Sonuçta hani savaşlar olmuyor ve insanların hani gücü azalıyor, savaş gücü azalıyor ve böylelikle insanlık hani
kıtlığa doğru ilerleyebilir mi, yoksa tam tersi olarak daha bir dünya bırakabilir mi? Hani savaş teknolojilerinde robotların kullanılması. Alper anladı, birazcık kesildi sesin ama anladığım kadarıyla şeyi soruyorsun. Hani robotları kullanırsak biz bu ordularda insanlık için belki iyi olacaklar. Çünkü normal insanlar savaşmayacak artık değil mi? Onlar hayatta kalmaya devam edecekler belki. Ama diğer yandan da belki kötü olacak. Bu sefer daha da bu savaş teknolojileri çok kullandığı için daha kaotik bir noktada gelebilir mi acaba? Herkes bunu birbirine karşı kullanırsa. Bu soru aslında temelinde çok önemli sorulardan birisi ve hatta ben işte geçen yıl Budapeşte'deyken bu robotların, yani orada kullanılacak robotlar üstünde bir workshop, bir konuşma yaptığımızda oraya bir hanımefendi gelmişti ve kadın şey üstüne çalışıyordu. Bu robotların ileride ordularda kullanılmasının karşıtı olarak bir propaganda yaratmıştı. Çünkü bunların çok zararlı olacağını ve bir insan hayatının bu şekilde bir robotun öldürülmesiyle, yani olmaması gerektiğini, bu şekilde yok olmaması gerektiğini ve bu robotların kullanıldıkça karşı taraftaki mesela insanlardan oluşan bir köyün bombalanmasının daha sanki bir video oyunu, yani bir oyun oynuyor, bir bilgisayar oyunu oynuyormuşçasına kolay olacağını iddia ediyordu. Çünkü mesela robotlar savaşıyor dediğinde genelde biz insanlar şeyi hayal etmek istiyoruz, hani bu ülkenin ordusu da robotlardan oluşuyor. Öbür ülkenin ordusu robotlardan oluşursa robotlar birbirini imha edecek. O zaman sorun yok aslında. Yani öyle olursa sorun yok. Ama dünya koşulları düşündüğümüzde mesela belki Amerika ya da İngiltere hızlı bir şekilde kendi ordularını robotlardan oluşan bir hale getirdiler diyelim yakın bir gelecekte. Ama işte Türkiye'de ve Orta Doğu'da da Avrupa'da çoğu insan hala birazcık robotları, birazcık insanları kullanıyor. Hatta çoğu insanlardan oluşuyor. Şimdi bu devletler bu güçlerini bize karşı kullanıp kullanamayacağı ya da sadece robottan oluşan bir ordunun insandan oluşan bir orduya karşı savaşması ne kadar etik? Bu da büyük bir sorun oluşturuyor. Çünkü sen istemezsin ki karşı taraftaki yani ölçüsüz derecede bir gücün daha farklı insani bir güçle karşılaşmasını. Normalde iki tarafında orduların insan olduğu ve yani yakın noktalarda belli işte ne bileyim ordularda kullanılan uçaklar, işte belli tanklar kullanıldığında bunu çok dert etmiyoruz daha. Ama şu an kullanılacak robotlarda şeyler gibi bahsediliyor. Hatta ismi de Autonomous Weapons diye geçiyor. Killer robotlar hakkında olanlarda. Hani bu robotlar artık insanlardan bir emir almadan da karar verebiliyorlar. Belki diyecek ki orada kullanılan oradaki robot ya hani onun mekanizmasında oradaki şeyi, oradaki köyü düşman köyü olarak tanıyacak ve öldürecek. Yani bunu sen durdurma, artık elindeki o gücü kaybedeceksin, o robotun verdiği kararı etkileme gücünü. Ve insanlar aslında şeyden de bahsediyor. Şimdi bu robot yanlış köyü vurursa biz kimi cezalandıracağız ya da cezalandırmalı mıyız? Bu da sorumluluk boşlukları oluşturuyor. Felsefede yeni olan en çok tartışılan konulardan birisi. Şimdi bu robotu satın alan devleti mi suçlayalım? Yoksa bu robotu kodlayan ya da yaratan mühendisi mi suçlayacağız? Yoksa bu robotun sahibi olan oradaki ordunun başındaki komutanı mı suçlayacağız? Yani ne olacak? Bu hapse de atamazsın çünkü şimdilik en azından acı çekmiyor gibi gözüküyorlar. Bu tarz büyük böyle hani büyük sorunlar o şekilde oluşuyor. Ama dediğim şey eğer şuysa, belki işte tüm dünyada sadece robotlar birbirle savaşıyorsa, yani o robotlar öldüğünde acaba devletler ya da şirketler üzülecek mi? Çünkü karşı taraftakinin ülkenin robot ordusuna zarar vermek acaba ne kadar etkili olacak bu savaşı bitirmekte? Çünkü tamam maddi olarak zarar veriyorsun ama kimseyi öldürmüyorsun. Genelde savaşlar maalesef karşı taraftaki ülkenin insanları, özellikle orduları değil ama gerçek insanları, yani sivil insanları öldüğünde maalesef bitiyor gibi gözüküyorlar. Ya da bir politik anlaşmayla bitiyor diğer yandan. Şimdi evet, yani bunları düşündüğünde ütopik bir noktaya da gidebilir. Dediğin gibi çok böyle pozitif bir şey de olabilir. Sadece artık insanlar savaşmaktan da yorulup, hatta robot orduları çarpıştırıp tamam artık bundan da zevk almıyoruz gibi bir noktaya gelip belki savaş olgusundan uzaklaşacaklar.
Ama diğer yandan da o bu robot ordulara sahip olan ülkeler belki diğer ülkelere karşı inanılmaz bir güç kazanacaklar ve insanları daha farklı bir noktaya taşıyacaklar bu şiddet ya da işte nükleer teknolojik şiddet konusunda. Evet ya, yani büyük bir sorun. Katılıyorum dediğine. İki tarafı da şu an çok güçlü. Eğer teknolojiyi tabii nasıl kullandığın çok önemli. Ama bir de üstüne bu savaştaki kullanılan ordudaki robotun kendi iradesi oluşursa o apayrı bir şey. Belki diyecek ki ne yapıyorsunuz, ben bu orduda ya da bu savaşta savaşmak istemiyorum deyip acaba direkt bize mi savaş açabilir ya da bütün her şeyi bırakıp gidebilecek mi? Böyle ihtimaller de var. Ama tabii bunlar hem felsefeciler tarafından hem devletler tarafından hem insanlar tarafından çok fazla takip edilip görüş bildirilmesi gereken konular. Çünkü bazı insanlar şey diyor aslında, hani buna kesinlikle olacak, kesinlikle ordular kullanacak bu robotları ve bunun önüne geçemiyorsak bari iyi bir şekilde planlayalım. Belki de öyle yapmamız gerekiyor çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor ister istemez. Bu kadar sanırım şimdilik. Eğer ekstra bir aklınızda bir şey varsa tabii ki sorabilirsiniz. Bence robotlar kendi içerisinde dil oluşturabilir mi? Yani kendileri birbiriyle bilebilir mi? Ya aslında mesela bu konuda şey falan çıkmıştı birkaç yıl öncesinde, işte Facebook'taki iki tane yapay zeka kendi arasında konuşmaya başladı. İşte Facebook ya da Google, hatırlamıyorum ikisinden birisi. Bunu fark edince hemen kapattılar, işte yok ettiler falan. Şimdi onun ne kadarın o kadar dil olduğunu birazcık sorgulamak lazım. Mesela bu yeni çıkan teknolojilerde işte GPT-3 diye geçen, işte biz buna Natural Language Processing diyoruz da doğal dil prosesi eden yapay zekalar diyelim. Şimdi bu yapay zekalar mesela sen bir soru soruyorsun, bir şey yazıyorsun oraya. Bir sitesi falan var, size de atarım sonradan. O mesela aslında sanki bir insan essay yazıyormuş, bir paragraf, bir yazı yazıyormuş, kompozisyon yazıyormuş gibi sana cevap veriyor. Ama cevap verdiğinde bir tutarsızlık var. Çünkü belli bir ona beslenen bilgiye dayalı bir cevap veriyor. Ve mesela bir paragrafta kendisine ben makineyim diyor, bir paragrafta kendisine ben insanım diyor. Birazcık tutarsızlık bir cevap veriyor. O yüzden daha şimdiden bizle, yani bir insan karşısındaki soruya bile tutarsız cevap verdikleri için kendi aralarında konuşmak çok ayrı bir şey. Yani şu anki gelecekte eğer bu şekilde ilerlerse mümkün gözükmüyor ki daha bizle konuşamıyorlar doğru düzgün diyeyim. Evet. Berfin, senin var mıydı söylemek istediğin bir şey? Hocam zamanımız varsa bir soru daha sorabilirim. Var. Ben daha böyle sosyal hayattan gidiyorum ama mesela insanlara da baktığımızda, araştırmalara baktığımızda her insanda illaki mantıkla duygular arasında hani karar verme aşamasında bir ilişki oluyor. Hani tabii ki oranları değişir insandan insana ama şimdi biz robotları hayatımıza alırsak, örneğin bir doktor, bir hakim, bir öğretmen, özellikle öğretmen ya da bir iş arkadaşımız ya da patronumuz robot olduğu zaman onun verdiği kararların hani doğru olup olmadığını gözetmeksizin bu kararların hani katı ve keskin oluşuyor. İnsanların sosyal hayatını kötü etkiler mi? Yani bence etkilemez. Bilemedim. Güzel bir soru aslında. Şöyle mesela bir grup insan şey diyor. İşte mesela robotları düşündüğümüzde işte belli bir aşamada insan gibi dans etse ya da birkaç video gördüğümüzde çok ürkünmüyoruz ama işte onlar böyle insani bir duygu gösterdiğinde deyip böyle bir tık böyle garipsediğimiz duygular da yaşayabiliyoruz. Ama diğer yandan da sırf bu yüzden hani robotlar kesinlikle işte böyle çok katı kararlar ya da sadece mantıklı bir mantık çerçevesinde bir karar vermeliler, işte ancak bu şekilde sosyal hayata dahil olabilirler konusunda ben katılmıyorum dediğine şu şekilde katılıyorum. Çünkü eğer biz bir robotu işte bir öğretmen olarak ya da bir hakim olarak kullanacaksak şimdi o robot tüm insan olmanın en azından ne demek olduğunu nasıl anlatacağız bu robota ki karar verirken mesela vicdanlı bir karar ver falan mı diyeceğiz robota ya da son çok zor bir karar karşısında şey mi yapacak, işte ben analizlerimi yaptım ve bu analize göre işte size şu kadar hapis yatmak zorundasınız ama hani ya da mesela öğretmense daha da olay karışabilir, belki o an öğretmen işte
bu iletişimde ya da mesela senin o kişinin öğretmenin gözüne bakıp ya hadi öğretmenim hani bu seferlik affedin bakışını bazen anlayabiliyor mesela özellikle ilkokulu düşünürsen o zamanki yılları. Şimdi bu robot senin yüz ifadeni ya da duygularını bazen yüz ifadeni hiç değiştirmeden de belli bir duygu iletişimi yapabiliyorsun. Çok farklı sinyaller veriyoruz aslında evrimsel süreçte birbirimize karşı çok fark etmesek de. Şimdi bu robot bunun ne kadarını anlayacak? Anlasa da bunu nasıl bir bilgiye çevirecek kendisi? Eğer böyle bir sosyal duygusu yoksa yani endişe işte karşı taraftakine ilgi ya da ona güven sağlayacağı bir şekilde belli bir işte arkadaşlık gibi böyle duyguları biz karşı taraftakine aslında bir nasıl anlatsam sana biliyor musun? Şey gibi mesela ben biriyle konuşurken aslında yalan söylemeye çalışıyorum. Diyelim ki söylediğim bütün cümlelerde yalan söylüyorum. Yalan söylemeye çalışıyorum. Ama o kişi benim yüzümden ya da ses tonumdaki duygulardan benim yalan söylediğimi fark ediyor. Şimdi duyguların çok da taklit edilememesi ya da sen üzgün olduğunda çok da saklayamaman. Bunlar evrimsel süreçlerde çok yararlı şeyler aslında. Çünkü gruptaki insanların birbirini aldatmaması üstüne kurulan bir evrimsel dinamik var. Çünkü ben birbirimize de güvenmeliyiz ki grup olarak sonuçta hayatta mesela kalmaya çalışıyoruz. Ormanın içinde yaşıyoruz. Hiçbir teknoloji yok. Bir aileyiz. 10-15 kişi olduğumuzu düşün. Şimdi o iki kişinin birbirine güvenmesi ve duygu olarak güvenmesi. Çünkü bir noktada insanlar eskiden dilleri de yoktu sonuçta. Yani dil süreçle geldiğine inanılan bir şey tabii ki tartışmalı olabilir ama az çok yani çok basit bir dille ya da dil öncesi bir noktada olduğunu düşün. Şimdi karşı tarafta ilk olarak duygu ya da belli bir seslerle anlaşmaya başladıklarını iddia eden belli filozoflar var ki devamında da bu işte corporation denilen dayanışmanın da geliştikten sonra insanlar yine de işte birbirlerine yalan söylemeye çalışsa da duygularının bunu ortaya çıkardığını ve o duygular ortaya çıktığında karşı taraftakine güveniyorsun aslında. Mesela psikopat denilen insanlara güvenmememizin sebebi de bu. Eğer karşı taraf sana hiçbir yüzünde hiçbir ifade göstermiyorsa anlayamazsın o insan seni gerçekten seviyor mu, sana kötü bir şey mi yapacak, sana iyi bir şey mi yapacak. Böyle bir gerilirsin hani. Eğer bir öğretmenin sana hiç tepki vermiyorsa böyle hani her şeyi bekleyebilirim bu öğretmende ya da her şeyi bekleyebilirim bu insandan gibi hissedersin. Tabii robotların da bence böyle olması büyük sıkıntı sosyal alanlarda kullanılacaklarsa. Ve şimdiden bu geliştiriliyor. İşte hastanede kullanılacak robotlar ya da yaşlılar için huzur evi gibi yerlerde yurt dışında kullanılacak robotlar şimdiden piyasaya konulma ya da ileride kullanılması isteniliyor. Ama ben bu robotların işte bu ilgiyi ve karşılıklı iletişimi yapamadıklarını iddia etmeye çalışıyorum. Çünkü biz insanlar çok insani bir şey yapıyoruz iletişime girerken. Karşı tarafla o duygu olduğunu varsayıyoruz ve onu sahte bir şekilde taklit edemiyoruz. Ve bu bize iyi bir şey aslında. Çünkü bu kişi benim arkadaşım mı düşmanım mı bunu anlayabiliyorum. Sadece cümlesine güvenmiyorum o noktada. O hani acaba akıl ve işte bir yandan mantık bir yandan duygu olarak düşünürsen bu iletişimde aslında günün sonunda kendi sezgilerine o noktada o ahlaki sezgiler o noktada güveniyorsun. Hani tamam belki mantıklı olarak çok düşünürsem hani kendini o noktada yanıltıya sokabilirsin gibi hani düşünürsen belki buysa neyi diyorsun ama içinde bir şey sana diyor ki yani beden dili ya da duyguda olarak da çok da emin değilim aslında diyor ve o şey seni koruyor sosyal iletişimlerinde yani dediğine şöyle cevap vereceğim son olarak. Aynen kullanılacak, sosyal alanlarda kullanılacak robotların mantık ya da işte karar vermedeki diğer konulardan daha çok duygu kısımlarının yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ha bu nasıl olur henüz emin değiliz ama imkansız da olduğunu düşünmüyorum. Ama bu olmazsa da öbür türlü ne kadar iletişime girebilir de onları sadece robot olarak görüp çok da iletişime girer miyiz bilmiyorum. Yani onu sadece orada kullanılan bir bilgisayar gibi görebilirsin hatta yani. Ne kadar seninle konuşsa da. Telefonumdaki ben mesela Siri ile arkadaşım gibi hissetmiyorum kendimi. Onlar da öyle kalabilir belki. Teşekkür ederim. Ne demek? Bir de şey sorabilir miyim? Şu anda insanlığın hani hastanelerde robotların kullanılmamasına güvenmemesinin sebebi yeni hastalık türlerinin tespit edememesi. Yani robotların yeni bir fikir üretememesi.
Peki üretebilir mi hani ileride bir teknolojiyle? Yani yeni fikirler sunabilir mi? Yeni hastalıklar tespit edebilir mi? Aslında şöyle hani... Bu mümkün mü? Şimdi robotların belli, mesela atıyorum robota bütün dünyadaki biyoloji, fizik, işte bütün tıp kitaplarını yükleyelim bilgi olarak. Şimdi robot verdiğin bilgiyi, eğer çoktan keşfettiysen o bilimsel bulguları, bunları çok daha hızlı ve çok daha etkili bir şekilde kullanabiliyor. Yani bizim keşfettiğimiz bilgileri ve o insanın işte kanser mi var ya da nasıl bir hastalığı olup olmadığını hemen sana sonuç olarak söyleyebiliyor. Yani mesela bu müthiş bir şey. Diyorlar hatta bu yüzden işte müthiş, doktorlardan daha hızlı bulgular buluyor. Ama dediğim gibi eğer yeni bir hastalıksa ya da yeni bir araştırma yaparken bu robotun yeni bir araştırma yapma bir kere motivasyonu olacak mı? İkincisi hipotez yaratmak ya da mesela felsefe yapma da apayrı şeylerden birisi. Mesela biz şu an belli bir bilgiler ışığında, mesela ben sunumda birkaç insanların varsaydığı şeyleri koydum. Oradaki bilgiler var ama yine de bunu sorguluyorum, değil mi? Diyorum acaba burada bunu mu demeye çalıştılar ya da bu gerçekten böyle olabilir mi? Çünkü orada bir sorgulama var, yani bilgi, bildiğin bilgiye direkt güvenmeme var. Şimdi bilimsel bulgular da öyle. Bilimsel bir hipotez atma da öyle. Tahmin ettiğin şey güvenmeyip üstüne şüpheci yaklaşıyorsun. Şimdi bir robotun şüpheci yaklaşması ne demek? Ya da şüpheci yaklaşabilecek yetiye nasıl sahip olacak ve bunun için ne tarz bir motivasyonu var? O yüzden o koyduğum şeylerden birisi ölümlü olmaktır. Çünkü bazı insanlar diyor ki hani biz ölümlüyüz, öleceğimizi biliyoruz. Bu yüzden mesela hastalıkları tedavi etmeye çalışıyoruz ya da yakınımızdaki birisi hasta olursa onu doktora götürüyoruz. Hani hayatta kalması için uğraşıyoruz. Şimdi niye bir robot bunu yapmaya çalışsın ki? Yani mesela bu motivasyonu biz de ona verebiliriz. Ama o hani o mesela flexible thinking diye geçiyor bu. Bu geniş, hani böyle sınırları olmadan o düşünmeyi ya da bir sorun karşısında o sorun çözmeyi ya da yaratıcı olmayı, mesela bir sanat eseri yaratmak gibi de olabilir. Ama illa sanat olmasına da gerek yok bu yaratıcı çözüm demede. Hani kimse mesela o sorunu çözemiyor ve sen düşünüyorsun, bir anda bir ışık yanıyor kafanda. Aa, diyorsun ki bu sorunun cevabı bu. Ya da yepyeni mesela bir, işte mesela YouTube gibi mesela bir uygulama çıkarıyorsun. Kimse daha önce YouTube diye bir şey kullanmıyordu, değil mi? Ya da Facebook gibi. Şimdi böyle yenilikleri biz belli ihtiyaçlarımıza karşı çıkarabiliyoruz insan olarak. Peki bu robotun ihtiyaç, yani ihtiyacı var mı ki bir şeye? Nasıl çıkaracak? Ya da dediğin gibi mesela yeni bir hastalığı ya da yeni bir bilimsel buluşu hangi ihtiyaca göre karşılayacak? Yani birazcık sıkıntılar. Bu ihtiyacı ona kodlayabiliyorsak, ki bu da sorunlu gibi gözüküyor. Belki. Ama dediğimde öyle hani sadece insanlığın bildiği kadarıyla şu anki robotlar o bilgileri kullanarak hızlı bir tedavi ya da belli bir tedavi şekli önerebilirler. Ama olay yeni bir çözüm yaratmaya getirdiğinde, o yeni, novelty diye geçiyor evrimde de, o yeni yaklaşım yeni nesillerle, işte evrimdeki mesela sen bir babaannenden ya da annenden daha farklı düşünebiliyorsan, bu evrimsel süreçte sana bir yenilik geliyor. Çünkü sen yeni bir bireysin artık. Birazcık ailene benzeyeceksin ama birazcık da kendi çözümlerin de olacak. O yüzden mesela işte ben bunu hiç böyle çözeceğimi bilmiyordum ama işte geçen gün oğlum hemen çözüverdi der ailelerimiz. Bu yenilik yeni deneyimden ve senin yeni olmandan da kaynaklanıyor. Robottaki o yeniliği nasıl ona vereceğiz? Bu da büyük bir sorun. O yüzden dediğine katılıyorum. Evet, şu an için robotların yeni bir şey keşfetmesi mümkün değil. Çünkü kendileri böyle bir yenilikte değiller. Evet, şimdi bakalım vaktimiz biraz daha var. Ben de bir şey sormak istiyorum. Tabii hocam. Bu şey mi? Bu hani insan hayatının değerli bir şey olduğunu biz robota kodlayabiliriz herhalde, değil mi? Ona bu bilgiyi verebiliriz. İnsan hayatı değerlidir. Ona göre hareket et diyebiliriz robotu programlarken. Fakat buradaki şey şu mu? Düşünce. Fakat biz robota insan hayatının değerli olduğunu söylersek, mesela o zaman tamam, mesela senin o verdiğin tren örneğindeki gibi, yani mesela bir kişiyi iki kişiyi kurtarmak için bir kişiyi feda edebilir. Yani hiç alakasız bir insanı öldürüp mesela onun organını alıp iki kişiyi kurtarabilir. Çünkü neden? İki birden büyüktür. İnsan hayatı değerli. İki insanı kurtarmak için bir kişi durup dururken, yani
şey yapılabilir, evet, öldürülebilir diye düşünebilir o zaman robot. Eğer biz ona kodlarsak insan hayatı değerlidir diye. Fakat eğer insan hayatının değerli olduğunu kendisi görebilirse o zaman farklı olur. Ve senin de burada dediğin o mu? Yani ve onu görüp göremeyeceği çok belli değil. Sosyal duygulara sahip olması lazım bunu görebilmesi için. Ve onun da zor gibi gözüküyor yani böyle şeyleri kodlamak. Evet. Evet, yani dediğiniz gibi aslında. Çünkü eğer bu işte sanırım Isaac Asimov'un o işte robot, üç robot kuralından da geliyor birazcık. Hı-hı. Bu hani robotlara şey kodlayalım o zaman demişti. Kendisi de bir bilim kurgu yazarı. Çok ilginç aslında. Çünkü hala felsefeciler de kullanıyor. Bu hani ne bileyim robota diyelim ki zor bir koşulda kalırsan işte insan hayatını kendi hayatından üstün tut. Yani insan hayatı robot hayatından önemlidir. Ya da işte insanlara zarar verme. Üçüncüsünü hatırlamıyorum. Yani genel olarak bir şey kodlayalım. Devamında ne yaparsa yapsın gibi. Hani sanki çok böyle çok basitmiş gibi anlatılıyor. Ve çoğu mühendis de bunun üstüne aslında işte kod yapabiliriz gibi. Benim dediğim de dediğiniz gibi insan hayatının değerini robotun kendisi görmesi gerekiyor. Peki biz bu süreçte mesela nasıl gördük birbirimizin değerli olduğunu insanlık olarak? Belli bir evrimsel süreçten geçtik. Ya da mesela bir hayvanın değerli olduğunu ben nasıl biliyorum? Çünkü hayatta acı çektiğini biliyorum. Onun da belli bir süreçten geçtiğini biliyorum. Evet. Ve kendim o değeri görebiliyorum. Hayvan, sırf insan için değil, hayvan hayatındaki değeri de görebiliyorum. Şimdi burada o zaman şey değil mi? Alakalı olabilir burada. Yani hayvanların acı çekmesi, bir hayvanın acı çektiğini gördüğüm zaman işte yardım etmek istiyoruz. Ya da bir insan bir hayvana acı çektiriyorsa onun yaptığını yanlış olarak yargılıyoruz. Çünkü biz acı çekmenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz kendimiz. Evet. Çünkü bilinçli varlıklarız. Hani bu durumda şu da mı gerekiyor sence? Robotların ahlaki kararlar verebilme, yani gerçekten ahlaki kararlar. Çünkü şey olduğunda o verdiğin tren örneği gibi örnekler olduğunda yazı tura da atabilir. Hani illaki bir karar verir. Olmaz öyle. Ama gerçekten ahlaki bir karar verebilmesi için bilinç sahibi, yani acının ne olduğunu hissedebilen ya da belki de suçluluk duygusunu hissedebilen böyle bir şey olması mı gerekiyor sence? Aynen, çünkü benim dediğimde dediğim gibi sosyal duyguları ya da duyguya sahip olmadığı için zaten kendisi bir hayatın değerinin ne olup olmadığını kendisi için de bilmiyor. Öyle olduğu için karşı taraftaki insan için de bilmiyor ve ben bilinci bir üst seviyeye koyuyorum. Hani duyguya sahip değil, duyguya sahip olmadığı için bilince hiç sahip değil. Bilinç daha zor bir çünkü bir noktada kalıyor benim için. Çünkü mesela atıyorum ki bir hayvan çok küçük noktada, yani çok böyle daha az seviyede de olsa bir duyguya sahip olabilir bence. Kendi grubunda tabii. Hmm. Hani bir kedi duygusu gibi düşün. Hani kedinin kediyle iletişime girerken ki bir duygusu ya da belli bir davranışı olabilir. Sadece biz anlamıyoruz bir tık. Ama bazıları da çok benzer hani. Hatta o yüzden belgesellerde işte böyle anlatılır, işte aslan Ceylan'ı kapmaya çalışırken böyle yaptılar, şöyle yaptılar diye sanki bir duyguları varmış gibi anlatırız bu olayları. Hmm. Ve mesela bunu çok da garipsemeyiz çünkü kendi işlerinde bir iletişime giriyorlar gibi. Ama ben zannetmiyorum ki en azından kanıtlana kadar kedi kendisinin kedi olduğunu mesela biliyor. Yani emin değiliz bundan. Ne kadar bilinçliler. O zaman şey yapıyorsun. Aynen. Bir kendi imgesi. Ben kavramı yok yani hayvan. Ben kavramı. Evet. Hı. O ben kavramı olmadığı için de yine de belli bir iletişime girse de bir de üstüne dili yok. Kendi kullandığı ben kavramının kullandığı dili yok. Bu noktada da farklı görüyoruz onları, ama robotlarda hem sosyal duygusu yok, yani bir hayvanların seviyesindeki kadar bile yok. Ben kavramı zaten yok. O yüzden de kendilerini fark edemiyorlar. Yani kendi deneyimi ne demek onu bilmiyorlar bilinç bakımından. Çünkü bilinci çok farklı da kullanıyor aslında insanlar. Bazıları diyor ki hani duygun varsa hemen bilincin de vardır. Hani çok da bilinç hani önemli bir noktaya koymaya gerek yok. Bazıları diyor ki işte bir hayvan insan bilici diye ben ayırmak istiyorum. Bazıları diyor ki işte deneyimlemenin kendisi, hani düşündüğümü düşünebilmek, düşündüğümün farkında olmak bilinç. İkinci dereceden. Aynen. İkinci dereceden düşünmek. Ben de diyorum ki önce bir sosyal duyguları çözelim ki ancak devamında diğerlerine sıra gelecek. Yani daha zor bir aşamada diğer koşullara sahip olması. Evet. Daha da çok devam ederiz. Yani bu tabii ki bayağı şeyler de var konuşacağımız, ama isterseniz yani son olarak Berfin ve Alper, böyle illaki sormam lazım dediğiniz bir şey varsa alalım. Sormazsam bu gece uyuyamam dediğiniz bir şey var. Şey, Neuralink daha yeni hani robot, işte robot diyorum, maymunlar üzerinde denendi.
ve şu anda hani oyunu oynayabiliyor kendi iradesiyle. Yani bu nasıl gerçekleşiyor? Gerçekten merak ettiğim. Ne şey mi demeye çalışıyorsun? Neuralink derken bu Elon Musk'ın işte hatta Barış Özcan'ın videosunda falan da anlattığı bu beyne takılan bir çip de demeyeyim de işte implant gibi sonradan takılan ve bu şekilde ileride hatta terapiye kadar kadar birbirimize işte konuşmadan iletişime gireceğiz dediği şey mi? Bunu mu doğru olandan mı bahsediyorsun acaba? Maymun geçen günlerde bir tane video ve maymun kendi iradesiyle oyun oynayabiliyor ve yeni fikirler üretiyor. Yani oyun hakkında hani şey yapabiliyor. Kendisi hani fikir üretiyor ve hani kazanıyor da ya da hata da yapabiliyor. Yani bu nasıl gerçekleşiyor? Gerçekten aşırı merak ediyorum. Özellikle videoyu görmedim. O yüzden tam bir şey söyleyemeyeceğim ama öyle deneylerde genelde işte maymunlar ya da kullanılan şey sanırım öncesi domuz falan kullanmışlardı. Kullanan hayvanların yaptığı şeyi hatta bu Daniel Dennett diye ünlü bir filozof vardır. Buna intentional stance deniyor. Yani karşı taraftaki kişinin yaptığı şeyi sanki hani dedin ya kendi iradesiyle yapıyor gibi bu maymun belli bir çözüm üretiyor gibi. Eğer öyle görmek istersen aslında çok kolay görebiliyorsun ya. Bu Turing test gibi. Seni ikna etmiş de mesela bu videodaki maymun kendi iradesini kullanıyor gibi hissediyorsan bir yandan şey demek istiyorsun yani bu maymun da sanki aynı çözümleri yapabiliyor gibi ya da onu da beynine çip takmışlar biz onun yaptığı şeyleri görebiliyoruz. Hani ben ikna oldum deyip mesela tamam diyebilirsin ama bazı filozoflar da diyor ki bu örnekteki maymun olsun ya da bir bilgisayar mesela bir robot seninle insanmış gibi konuşsa buna ikna olsan da o karşındakinin insan olup olmadığını söyleyebilmemiz için belli gerçekten belli şeylere, tiklere, belli property, belli etmenlere ihtiyacı var o karşındakinin. Ve mesela o yüzden mesela bir hayvan ya da bir kedinin yaptığından bahsederken de ben şey diyebilirim mesela geçen gün işte kedim çok üzgündü. Sonra işte yan tarafta duran bardağımı ittirdi işte hatta kırdı ben de o sonra onu suçladım. Sonra böyle bir gerildik. Hani ben şu an büyük bir ihtimalle bir kedimle de bir köpeğimle yaşadığım her şeyi bir insanla yaşıyormuşum gibi sana dili kullanarak anlatabilirim. Çok da garip sanmaz ama günün sonunda ben kedimi gerçekten mi suçluyorum? Yani kedim bana kötülük olsun diye mi bardağımı kırdı? Pek değil gibi. Yani öyle ama insan kadar belli bir kötü bir amacı mı vardı bilmiyoruz. Şimdi bu mesela bu Neuralink gibi kullanılan yeni çip ya da geliştirmeye çalışılan yeni şeylerde şunu unutmayın mesela insan beyni totalde o kadar ilginç ki yani açıp içine o linki o Neuralink denen işte o aygıtı bile koyabilmeleri için bilmem kaç kez küçültmeye çalışıyorlar işte beynin ona tepki vermemesi gerekiyor. Diğer hayvanlar da belki tepki vermiyor ama insan beyni dışarıdan konulan herhangi bir şeye karşı tepki verebilir. Çünkü insan vücudu öyle bir işlemde ki mesela yıllar önce de bunu yapmaya çalışmışlardı. Yeni bir şey eklediğinde onu direkt yabancı bir madde olarak algılıyor ve tepki veriyor. O yüzden yeni yeni mesela protezler ve belli şeyler işe yarıyor. Hatta diyorlar işte ileride cyborglara mı dönüşeceğiz? Acaba kolumu yepyeni bir kola kaplayabilecek miyiz? İşte yeni duyularımız olabilecek mi? Yeni özelliklerimiz olabilecek mi? Bu teknolojik eklemeler yapabilecek miyiz vücudumuza diye. Ya bunlar tabii ki ihtimal. Belki olacak, belki olmayacak ama Neuralink şu an bildiğim kadarıyla terapi ya da işte karşı taraftaki hayvanın kendi iradesiyle ya tabii ki de bir iradesi var. Çünkü canlı bir varlık. Ama bu yaratıcılık ya da yeni çözüm getiriyor mu getirmiyor mu? Bunları ne kadar getiriyoryu tartmak için sanırım hem felsefecilerin hem bilim insanlarının o videoları izleyip demesi lazım. Çünkü Elon Musk gibi bu yeni işte CEO'lar yeni belli iş adamları, iş insanları diyelim. Onların bir şeyi size ürün olarak önermesi bilimsel bir şey kanıtladığını hemen kanıtlamıyor. Ya da o videolar hemen böyle tamam artık maymunda da irade varı kanıtlamıyor. Nasıl sunumlu o kadar güçlü gibi gözükse de. Çünkü Elon Musk'a göre 3 yıl sonra direkt birbirimizle konuşmadan iletişime gireceğiz. Ben bunun mesela mümkün olduğunu düşünmüyorum. Hatta İngilizce konuştuğunda bile mesela karşı taraftaki insanın kültürüne göre onu anlayabilmek için İngilizceyi uzun yıllar konuşup bir şekilde kültürel referansları çözmeye anlamamız gerekiyor. Şimdi mesela biz seninle Türkçe konuşuyoruz ve sen benim belli bir
bir espri yaptığımda ya da belli bir şeyden bahsettiğimde anlayabilirsin Türkiye hakkında herhangi bir şeyden bahsettiğimde, ama mesela başka bir arkadaşımla konuşsam ve yabancı bir ülkeden olsa bana şey diyebilir, hani ne demeye çalışıyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Ya da mesela sizin için niye işte ya da mesela ben duygusal değilim belki ama ona göre beden dilimde çok duygusalım zannedebilir. Ya da işte ne bileyim konuştuğum cümleyi farklı anlayabilir. Ya da belki de duygularımı daha hızlı anlayacak konuştuğum dile göre. Yani toplamam gerekirse o videoyu bana atarsan çok sevinirim, bakmak isterim. Ama en son bıraktığım yerde henüz Neuralink'in böyle hayvanlardaki iradeyi ya da hayvanların yaratıcılığını kanıtladığı bir noktada olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki de hayvanlar, yani özellikle maymunları düşünürsem çok yakın, yani çok yakın imitation dediğimiz şey yapabiliyorlar. Yani taklit etme yetenekleri var, belli noktada kendi davranışları, diğer maymunlarla iletişimleri çok sosyal olarak anlaşılabilir varlıklar zaten. Tek fazlası dilleri yok maalesef ve bir insan gibi yaratıcı fikir dediğimiz o yaratıcı fikire ilerlemiyorlar. Mesela belki oyunda birkaç fikir üretebiliyor. Ya da mesela belli bilgisayarlar da üretebiliyor bunu. Hatta weak AI diyoruz. Hani mesela belli bir sorun verdiğinde sadece sana o sorunu çözebiliyor. Hani mesela Warcraft oynayacak ya da ne bileyim League of Legends, herhangi bir oyun ver bilgisayara. Buna çok güzel oynayabiliyor ve seni yenebiliyor zaten. Ama mesela çok farklı bir soru soralım bilgisayara işte. Acaba arkadaşım bana kötülük yapmıştı. Hani ona karşı intikam almalı mıyım? Bilgisayar buna karar veremez. Ya da bir maymun bu kadar kompleks düşünüp bir maymunu mesela o oyundan çıkarıp başka bir oyuna aniden koyarsam o maymun buna general intelligence deniyor. İşte genel zeka. Genel zekadan yoksun olduğu için bu bilgisayarlar mesela bunu yapamıyor diyorlar. Yeni bir alana koyduğunda şok oluyor. Büyük ihtimal maymunlarda da hani o oyun için belli bir oyunu öğretebiliyorsun maymunu ama maymunu başka bir yere koyup başka bir oyunu öğretmen lazım. Çat diye o oyunu böyle bırakıp hızlı bir şekilde limitsiz düşünceyle anlayamıyor. Ama biz insanlar çok hızlı öğreniyoruz ve yeni bir ülkeye ya da yeni bir yere koyduğumuzda hala hayatta kalmayı başarabiliyoruz ki bu da zaten evrimle beraber en büyük hani nasıl desem en büyük yeteneklerimizden biri ki hala hayatta kalmayı başardık tür olarak. Bu kadar sanırım diyebilirim. Evet. Tamam, o zaman bitirebiliriz. Kesin vardır başka sorularınız ama benim de var daha konuşmak istediğim şeyler ama vaktimizi çok aşmayalım. Tekrar çok teşekkür ederiz Dilara. Ben teşekkür ederim. Cevapların için. Ayrıca ben Berfin ve Alper'e de teşekkür etmek istiyorum sorularından dolayı. O zaman daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sorularınız için.